bu için bir de kamu kaynağı var. Şimdi sen Başakşehir Belediyesi olarak sadece AKP'nin oylarıyla oraya gelmedin. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi, HDP, birçok partinin de oy verdiği o kesimde yaşayan insanların temsilen orada bulunuyorsun sen. Ve orada kişileri de temsil ediyorsun. Sadece AKP'liler oy verdi diye ona hizmet etmiyorsun. Diğerlerine de hizmet ediyorsun. Senin orada tahsis ettiğin kurumun yaktığın elektriğin parasını bile oradaki sana oy vermeyen insanlar veriyor parayı. Onun elektrik parasını, oradaki sarf ettiğin bütün maddiyatı o insanlar da veriyor. O insanlara da hizmet vermek zorundasın. Şimdi sen buradaki Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sloganlaştırılan kamptaki şeyini, görüntüsünü sıcak 2020'de sıcak bir video vererek paylaşırsan, yanında AKP'nin belediye meclis üyesi olursa, bunlarla ilgili sen kalkıp da diğer oy vermemiş olmasına rağmen orada yaşayıp hizmet almak isteyen insana ne cevap vereceksiniz siz? Yapamazsınız. Bunu yapamazsınız. Bu hangi partili olursa olsun bunu yapamazsınız. Yapmamanız gerekiyor. Buradaki insanların aynı zamanda kamplarda gençlik kampı diye kuruluyor. Bu gençlik kamplarına nereden para aktarılıyor? Bu gençlik kampları hangi vakıflarla ortak şekilde hareket ediyor? Bu vakıflara nerelerden nakdi ya da aynı yardımlar yapılıyor? Geçen programda anlatmıştık hatırlarsanız. Gazi Osman Paşa'da bir tane yurt yapılacak. İlim Emme Cemiyeti geliyor çok rahatlıkla belediye başkanıyla ikili ilişkilerine giriyor. Biz buraya bir yurt binası yaptırmak istiyoruz diyor. Hay hay deniyor. 7 milyon lira para harcanıyor. 7 milyon lira para harcanıyor. Peki ben bunun Murat Ağrel olarak ve bir yurttaş olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bir yurttaş olarak sorarım. Bu paranın kaynağı benim kardeşim. Benim. O pazarda gidip de pazar artıklarını ayrıştıran insanlardır o paraların kaynağı. Başka kimlerdir? İşte evine ekmek götüremeyen insanlardır. Başka kimlerdir? Çocuğuna ekmek, pantolon alamadığı için can veren insanlardır o paranın sonra kaynağı. Sonra belediye el değiştiriyor. Diyoruz ki hala mı faiz ödeniyor? İşte bir yıl geçti hala belediyeler... Şimdi onun başka bir boyutu var. Peki bunlar yapılarak ne oluyor? Daha önce ben bunlarla ilgili bir yazı yazdım. Dedim ki kamu kurumlarında kar amacı gütmeyen kurumlara aktarılan bir rakam var. 6 milyar küsür TL. Küsür dediğimiz rakam bizim 7 sülalemizin bir arada görmeyeceği para. Küsuratı yani. Küsuratı. Mümkün değil yani. Bizim hepimizin toplamda 7 ceddimiz göremez. Mümkün değil. Ama 6 milyar 6 katrilyon gibi rakam kar amacı gütmeyen kurumlara aktarılmış. Bunları açıkladık, sorduk. Ardından milletvekilleri, İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısının cevaplaması istemiyle soru önergesi olarak meclise sundu bunu. Cevap istendi. Yine cevap verilmedi. RTÜK sadece bir açıklama yaptı. Dedi ki buradaki rakam bizim memurlarımızın yemeğidir dedi. Ben tekrar cevap yazdım. Dedim ki ya bu olamaz çünkü sizin personel gideri diye bir kaleminiz var. Burada gösterebilirsiniz onu. Senin personeline verdiğin yemek, memurlara verdiğin yemeği kar amacı gütmeyen kurumlar hesabında gösterilmesine güler herkes. Bu olmaz. Nedir bunlar dedik. Cevap gelmedi. Şimdi bunu biraz daha araştırdım. Çünkü kar amacı gütmeyen kurumlara aktarılan rakamları araştırırken başka bir şey daha buldum. Şimdi onu da arkadaşlarımız eğer verirlerse madde madde göstermek isterim. Tabii ki. Başlayalım değerli rejimiz. Eğer müsaitse programımızın içerisindeki akış. Şöyle. Normalinde 6 milyar TL cevap gelmedi. Bunlarla ilgili elimden geldiğince her zaman gündemde tutmaya devam edeceğim. Bu devam ettiğim müddetçe de daha yeni şeyler çıkacak ve eminim ki cevap verecektir diye umut ediyorum ben de. Peki. Bir tam ekran görelim değerli reji. Evet, şimdi mesela buradaki meblağı hemen göstereyim. 2018-2019 dönemi bütçe giderleri, ekonomik sınıflandırma açısından seyri, gider türleri, personel giderleri tamamı var. Ben de şöyle Feyzi Altun'un yanına geleyim ve Murat Arel. Buyurun. Evet. Şimdi burası Erzurum Belediyesi'nin mali tablosu. Erzurum Belediyesi'nde mali tablolarını incelerken acaba kamu amacı, kar amacı gütmeyen kurumlara bir aktarım yapıldı mı yapılmadı mı diye kontrol ediyordum ben. Ancak karşıma şöyle bir şey çıktı ki Ozan, bunu da ben senden çok merak ediyorum. Şimdi personel gideri, Erzurum Belediyesi'nin çalıştırdığı personel gideri 44 milyon 740 bin TL. 44 milyon 740 bin TL. Ama personel gideri bu kadarken personel giderinin yaklaşık 3 katı başka bir gider daha var. Faiz gideri. Erzurum Belediyesi'nin ödediği faiz gideri tam 176 milyon 734 bin lira.
44 milyon lira personel giderimiz var. 176 milyon 734 bin lira sadece bizim faiz giderimiz var. Bu sadece Erzurum Belediyesi'ndeki bir örnek. Diğer bir örneğe daha geçelim. Denizli'ye geçelim mesela geçelim, arkadaşlar. Geçelim, değiştirelim. Buyurun. Bu Erzurum. Bu da Erzurum işte. Yine faaliyet sonuçları tablosunda. Evet. Burada görüyorsunuz. Şimdi Erzurum'un 2017 yılında faiz gideri 166 milyon, 2018 yılında gerçekleşen 345 milyon, 2019 yılındaysa gerçekleşen 465 milyon faiz gideri. Daha da katlamış. Şimdi burada bir de aynı zamanda açıklanması gereken şöyle bir şey var. Bu tam tablonun içerisinde yer almıyor ama diğer belediyelerde göreceğiz. Hı hı. Faiz giderinin bu kadar artması bence normal bir şey değil. Diğer belediyeleri de aktarmaya devam edeceğim. Sadece bir yılda zaten iki katından. Tabii iki katına çıkmış. 166 milyondan 2017'de 2019'da 465 milyona çıkmış. Neredeyse 4 kat faiz gideri. Yani. Evet. Peki. Devam edelim. Geçelim. Denizli 1. Evet, Denizli'de şimdi norm kadro olarak sayılar burada. Memur, işçi sayısı 2956 toplam. Boş kadrosu 2398'miş. Bunun bir de mali tablosunu görelim Denizli'nin. Personel gideri 64 milyon lira. Evet. 64 milyon 754 bin lira. Peki faiz gideri ne kadar? 105 milyon lira. İnanılmaz. Şimdi biz tutup da 2950 tane insanı istihdam ederken personel gideri olarak 64 milyon lira para harcıyoruz. Ama bir yıl içerisinde faiz olarak, faiz gideri olarak da 105 milyon lira para harcıyoruz. 105 milyon. Yani eski parayla 105 trilyon faiz gider aktarıyoruz Denizli Belediyesi'nden. Bursa'ya geçelim arkadaşlar. Bursa mıdır bu? Buyurun. Evet. Şimdi Bursa. Bursa'nın... Orada ekranda göremedim ama Bursa'da burada şöyle bir şey var. Sana geri dönüş oluyor mu? Mesela sen bunları anlatıyorsun ya, ertesi gün seni belediyelerden arayıp ya o öyle değil, bu böyle. Yok. Hiç olmuyor. Sıfır. Kimse hiç açıklama getirmek isteyen olmuyor. Bunlar şey zaten ya, belediyelerin açıkladığı mali tablo. Tabii yani tabii zaten mali tablolar bunlar. Hayır şey der, niye konuşuyorsun der. Ha, öyle. Rahatsız olur. Bir de onu genellikle hiç... ben savcı karşısında öğreniyorum. Şikayet oluyor, gidiyorum savcıya, anlatıyorum derdimi. Ne diye Sayıştay verilerini yayınlıyor. Onu da kabul etmiyorlar. Mesela bir şikayet oluyor. Ben ihalelerden bahsetmişim. Yemin ediyorum size şöyle klasör götürüyorum savcıya. Buyurun bütün ihaleleri bu diyorum. Savcı sadece gözüme bakıyor. Hani ne yaptın adam der gibi. Ama o bütün hepsini, çünkü burada söylediğim bir tane kelimeyi insanlara aktarabilmek için 20-25 gün çalıştığım oluyor benim. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki araç kiralama ihaleleri 2008'den 2019 yılına kadar şu kadar demek için 22 gün çalıştım ben. Ama onunla ilgili bana suç duyurusu yapıldı. Yalanlandı mı? Hayır. Ne demişim? Ben hakaret etmişim. Neyse, devam edelim biz. Burada personel giderimiz 210 milyon TL 2019 yılında. Bu hangi belediyeydi? Tekrar hatırlatalım. Bursa. Peki faiz giderimiz ne kadar? 321 milyon lira. 321 milyon lira. Peki bir de Bursa'da kar amacı gütmeyen kurumlara aktarılan parayı görebilir miyiz? Bakın. Kar amacı gitmeyen kurumlara yapılan transferler 23 milyon 924 bin lira. Görüyor musunuz? Hemen dördüncü satırda. Evet, dördüncü satırda. 23 milyon 924 bin lira. Şimdi yukarıdaki tabloya baktığınız zaman iç borç faizi 335 milyon 609 bin, dış borç faizi ise 98 milyon 847 bin. Bursa Belediyesi'ne ait gider tablosu mu? Ya ortada şöyle bir tablo çıkıyor. Şimdi. Söz konusu kar amacı gütmeyen kuruluşlara para dağıtmak için borç alıp faiz ödeyen, bir yandan da o kar amacı gütmeyen kuruluşlarda sözüm ona dincilik yapan, faiz haramdır diye bir tuhaf bir tablo ortaya çıkıyor.